Hoş geldiniz efendim. Öncelikle fotoğrafı alacağız. Biraz sonra olsun. Kayarsınız. Buradayız efendim. Birkaç tane alacağım. Buraya doğru efendim. Çekeceksiniz kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Hoca elinden röportaj. Bir tane daha bana doğru efendim lütfen. Son olacak efendim. Buradayız. Teşekkür ediyorum. Böyle abi. Volkan Bey, öncelikle iyi bayramlar. İyi bayramlar diliyorum sizlere de, bütün emekçilere. Teşekkür ederiz. Buradan Türk halkına ne söylemek istersiniz bu özel günde? Ya herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar çok kıymetlidir. Milli bayramlar, dini bayramlar. Bayram çok güzel bir şey. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Sevgiyle, ışıkla kalsınlar. Huzurla kalsınlar. Biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Müzikal anlamda destek veriyoruz, umut veriyoruz, neşe veriyoruz. O yüzden herkesin bayramını tebrik ediyorum. Efendim yaz da geldi, sıcaklar bastırdı. Evet, konserler de son sürat devam ediyor. Çok yoğunuz. Neler bekliyor sevenlerinizi bu süreçte? Şöyle, sonbahara kadar yoğun bir periyotumuz var. Sıcaklar da bir taraftan. Yeni bir şarkı çalışma içindeyiz. Yeni bir projelerimiz de var ama daha çok sevilen eserlerimizi seslendirerek turne ve konserlerimiz olacak. Eylül 15'e kadar. Peki neler var böyle ilk hafta? Her yer. Özellikle Ege, Akdeniz, Kıbrıs, efendime söyleyeyim. Yani her yer dolu. Peki bu süreçte tatile fırsat kalacak mı? Ya şöyle, ben konserleri lehime çeviriyorum. Önü arkası boşluk olduğu zaman zaten karavanla gidiyorum Kıbrıs hariç. Karavanla gittiğim için kendime zaman ayırıyorum. Planlama yapıyorum. Yani bir şekilde dinleniyorum açıkçası ama hani bir yere gideyim sırt üstü yatayım bir hafta 10 gün öyle bir şey yok. Hemen karavan günlüklerinizi sormak istiyorum. Böyle enteresan anılar. Ya karavan tabii bizim için çok özel bir mekan. Karavanda yaşayan insan dünyalıdır, uygardır. Paraya pula minnet etmez, kalp kırmaz. Rüzgar ve yağmurun sesiyle uyuyan bir insan dünyalıdır. Dost gözlerle bakar dünyaya. Bir insan karavanda yaşıyorsa derviştir. Eski dervişlerin karavanda yaşamak şeklini düşün. Biz karavanı seviyoruz. Ruhumu terbiye ediyorum. Düşünüyorum, okuyorum, dinliyorum. Yaptıklarımı gözden geçiriyorum. Yapmadıklarımı düşünüyorum bile bile. Yani karavan benim için bir eğitim, bir saklanma, bir terbiye aracı. Ruhumu terbiye ediyor karavan. Kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden mutluyum. Yani karavanda konserlerimi yapıp hem de karavancılığı yaşayarak tatmin yaşıyorum ve de mutluyum. Tatil yapıyorum yani. Süper. Yeni proje şarkı hazırlığındayız dediniz. Bildiğimiz Volkan Konak tarzı mı olacak yoksa? Yani Polat'la çalışıyoruz bir şarkı. Sevgili Polat Yağcı'yla böyle hani ne tarzı olabilir? Kulüp havası olabilir veya sonbaharda duygusal bir şarkı olabilir. Şarkı beste çok geliyor ama çocuklar bedenimize uyan, duygumuza uyan. Ben insanları sahte duygularla besleyemem. Ben o şarkıyı sevmeliyim, aşık olmalıyım. O şarkıyı dinlediğimde slaytlar görmeliyim ki karşı tarafa aktarabilelim. Dolayısıyla samimi, sıcak, inandırıcı bir eser olması lazım ama var birkaç tane adayımız abi, var. Son zamanlarda rap şarkı... Volkan abi de bana ya. Yükselişte. Birçok sanatçıda rap şarkıcıyla... Çok başarılı. ...düet yapıyorlar. Sizde öyle bir proje... Yok, benim uzmanlık alanım değil. Yani herkes yerini bilecek. Ben daha çok böyle folk pop, ondan sonra halk müziği olabilir. Efendime söyleyeyim, Türk müziği, yani sanat müziği ama rap başka bir şey. O, başka bir uzmanlık, onu bulaştırmamak lazım. Ama ben çok beğeniyorum kardeşlerimi, çok da başarılılar. Çok da teveccüh görüyorlar, müthiş. Hepsinin yolu açık olsun. Bu arada sürpriz bir konuğunuz var dinleyiciler arasında bugün. Aleyna Tilki. Ha, benim kızım o ya. Kızımız ya, bebeğimiz o ya, ne yapalım. İki gün sonra onun da sahnesi var burada. Ne güzel, Ufuk Yıldırım da burada kardeşim. Ver meslekle, onlar hepsi sahneye alacağız, onlar çalışacaklar bu akşam, kusura bakmasınlar. Bizi dinlemeye gelenler geç al. Çünkü biz burada kabare yapıyoruz. Biz konser yapmıyoruz. Biz burada müzikal, yani içinde müziğin ağırlıklı olduğu, edebiyat, tiyatro, interaktif diyaloglar, dinleti, şiir, edebiyat neyse bir sunum yapıyoruz. O yüzden bu akşam benim meslektaşlarım da olacak içinde. Hatta Aleyna Tilki de çok güzel türkü. Aleyna yetenekli bir kızımız. Tabii yetenekli bir kızımız. Bence buradaysa bu akşam çalışacak, kusura bakmasın. Peki başka dinlediğiniz genç isimlerden var mı çok beğendiğiniz? Ya çok takdir var. Ettiğiniz. Yok yani isim vermeyeyim. Kalpleri kırılabilir ama ya her müzikle uğraşan herkesin yolu açık olsun. Desteklemek lazım. Çünkü bu bir yani bir Nuh'un gemisindeyiz. Bütün güzellikler bizde.
sanatla uğraşanlar pırıl pırıl insanlar. O yüzden hepsini destekliyorum. Hepsini de dinliyorum. Peki abi bir şey sormak istiyorum. Yıllardır oturmuş Volkan Konak karakteri var saç ve sakal olarak. Bir gün kesmeyi düşünür müyüm? Yok, saçtan tırnak uzayan nesne. Niye kestin sormamalar lazım. Ben kuaförle çok aram uygun değil. Yani saç ve şey, kuaför şeyim yok, kültürüm yok yani. Uzadığı için de kalıyor, bilmiyorum yani. Kesmiyorum. Ben her halimle yakışıklıyım diyor musun? Yok. Yakışıklı olmasın da sempatiyim. Ya da karizmatiyim. Ama yakışıklı değilim. Canım şey benim. Diyebilir miyiz? Bu siyahla beyazın uyumu bir George Clooney'de bir de Volkan Konak'ta var diyebilir miyiz? Neden olmasın? Why not? Olmasın. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok nazisin.